Arkadaşlar yeni kuşandık. Köydeyiz. Birazdan Kardeğin Dağı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ve bunları an sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz. Eski Kava köyünden herkese merhabalar arkadaşlar. Sevgili takipçilerim ve köylüler. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir şey var. Arkamda görmüş olduğunuz dağın adı Kardeğin Dağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birazdan bu dağa bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Güzergahımız buradan devam ediyor böyle. Yukarıda ne kadar karlı olduğunu bilmiyoruz şu an. Burası Kardeğin Dağı. Bugün oraya bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Geçtiğim yolların hepsini teker teker an beyan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki Eski Kava köyünden daha önce bu dağa tırmanmış olan insanlar var. Dağın zirvesinde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kendi imkanlarımla kafa kamerasına, yani aksiyon kamerasına bir kılıf uydurdum. Çekiyorum her tarafı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parkurumuzun 10'da 6'sını geldik. Çok zor şartlarda ilerliyoruz. Daha önümüzde birçok yol var. Artık karla mücadele etmek zorundayız. Çünkü kar geçit vermiyor. Onun için dağlardan, taşlardan tırmanmak zorunda kalıyoruz. Ayakkabılarımız hep ıslandı. Çok yorulduk. Ama yılmak yok. Yanımızdan keklikler uçuşuyorlar. Devam ediyoruz. Zirveden görüşürüz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir anne ayak izi. Ne zaman buradan geçmiş? Sabah üstü olabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer ayıyla karşılaşırsak ciddi sonuçlar söz konusu olabilir. Arkadaşlar, ayı iziyle karşılaşınca bölgeyi taramamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Dağın zirvesine doğru adım adım ilerliyoruz. Şu an başka bir uçurumun kenarındayız. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi köy. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi parkurumuzun büyük bir kısmını geride bıraktık. Neredeyse zirveye varmak üzereyiz. Tabii ki olumsuz doğa şartları bizi engelliyor, zorluyor. Ama biz bunların hepsini aşmaya çalışıyoruz. Burada ileride bir tane maymun heykeli gibi bir yer var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım, eğer yol imkan verirse oraya ulaşacağım. Oradan size yayın yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, karşıda bir maymun heykeli var. Taşın en üst zirvesine yapılmış. Neredeyse dağın zirvesine varmak üzereyim. Sağ bacağıma kramp girdi. Dik yokuş yürümekten. Şu an durdum. Susuzluğumuzu kar yiyerek gidermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, gibi tam Kardeğin zirvesindeyim. Zirveye çıkacağımı söylemiştim size. Kar inanılmaz göze alıyor. Buradan her taraf görünüyor arkadaşlar. Muhteşem bir manzarası var. Belki size rüzgardan dolayı sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Onun için sesli ve yüksek konuşmak zorundayım. Birazdan size arka tarafları göstereceğim. Şarjımız bitmek üzere. Manzara muhteşem arkadaşlar. Şu an şu görmüş olduğunuz bölge dağın yamacı. Yani şu an ayaklarımın altı arkadaşlar. Uçuruma doğru gidiyor. Onun için ileriye pek fazla gidemiyorum. Herhangi bir çığ olma durumu var. Riske girmeye gerek yok. Önümüzde Survivor gibi bir yarışma var. Sakatlanmak istemiyorum. Yoksa aşağısı 20-30 metre bir yükseklik. Karla beraber düştüğünüzde belki çok fazla bir şey olmayabilir. Tabii şansınız varsa. Onun dışında yaklaşık 1 kilometreye yakın bir iniş var burada arkadaşlar. Eğer yol olabilirsem dağın önünde inmeyi düşünüyorum. Saat 3.30. Saat 12'ye geliyordu yola çıktığımda. 3.5 saat olmuş köyden buraya gelmem. Birazdan tekrardan zirveye çıkmayı düşünüyorum. Zirveden dönüp yani şuradan yol var gibi ama inersem bir daha çıkamayabilirim. Aşağıdan parkmayı düşünüyorum. Geyikleri gördüm arkadaşlar. Onu videosunu size çektim. Birazdan bakarsınız. Ayak izlerini görüyorsunuz. İşte burada ayak izleri var. İşte gördünüz. Geyikler. Kaçıyorlar. Ayaklarım su gibi oldu. İnanamazsınız ama gerçekten. Ayaklarım don tuttu. Ama artık soğuğa alıştığı için karnı içine koyabilirim. Kar biraz ayaklarınızı yakıyor ama birazdan alışırız elbet. Söylemiştim burası uçurum diye. Kar batarsa buradan aşağı gidebilirsiniz. arkadaşlar. Onun için temkinli olmak önemli. Hatta bu oturduğum taş bile tehlikeli. Oh. Ayaklarım donmak üzere olduğu için karın içine soktum arkadaşlar. Karın içerisine soktuğunuz zaman ayaklarınız biraz daha kendine gelebiliyor. Yani şu an gördüğünüz gibi böyle bıçağımı da düşürdüm. Büyük bir talihsizlik. Evet arkadaşlar, geldim. Dağın zirvesindeyim. Gördüğünüz gibi buraya ne için çıktığımı daha önce söylemiştim size. Ama eğer iyi bir Survivor olmak istiyorsanız dağın deniz seviyesinin yükseğinde olmak ve buradan video çekmek, artıca karın içine çırılçıplak yapmak farklı bir şey gerçekten. Şimdi biraz dolaşalım. Burada gördüğünüz gibi karın içindeyiz. Karın ne kadar soğuk olduğunu arkadaşlar, manzarayı görüyorsunuz. Buradan bütün Survivor'lara meydan okuyorum. 12 yıldır Survivor'a gitmeye çalışan biriyim. Kendimi bir türlü ifade edemedim. Gördünüz. İşte bugün buradayım. Soğuk bize işlemez. Buradan bütün Survivor'lara meydan okuyorum. Eğer varsa farklı bir şey yapmak isteyen buyursun karşıma çıksın. Yarışalım. Ben buradayım. Muhteşem bir şey. Bunu yaşamak. Sizlere bir sürprizim olacak demiştim. İşte bu manzarada, belki de bu dağın üstünde bunu ilk yapan benim. Dondurucu bir soğuk var burada ama ben dayanabilecek kadar güçlü olduğumu düşünüyorum. Buradan Acun abiye sesleniyorum. Umarım bu sene benim farkıma varırsın. Yıllardır Survivor'a gitmek istiyorum. Bu yıl tam 13. yılım. İnşallah bu yıl büyük gelişme olacak. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım Survivor'da görüşürüz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, kendinize iyi bakın. Bu da buradan son videom olsun. Birazdan aşağı inerken bir aksiyon yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bulutlar gelmeden saat 5'e geliyor arkadaşlar. Birazdan hava kararacak. Güneş batmak üzere.